Birleşmiş Milletler İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeld, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan dini liderler, milletvekilleriyle insan hakları savunucularının katılacağı din kullanılarak yapılan şiddetin engellenmesi için ülkeler arası işbirliğini güçlendirme gündemiyle Kıbrıs'ta yapılacak bazı toplantılara katılmak üzere adaya geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sınır ötesi iletişimi geliştirme adı altında düzenlenen toplantıların salı ve çarşamba günleri Lefkoşa Ara bölgedeki Litra Palace Otel'de yer alacağı belirtildi. Adada dinler arası diyaloğun geliştirilmesi için çalışan Kıbrıs çözüm sürecinde dinler arası diyalog girişimiyle de işbirliği yapmakta olan Birleşmiş Milletler İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Bielefeld, konuyla ilgili açıklamasında iletişim toplumlarda güvenin güçlenmesine, ön yargıların ve olumsuz basma kalıp düşünceleri engellemek için önemli bir unsurdur dedi. Bielefeld, adada önde gelen din adamlarının işbirliğinin adanın bütününde din ve inanç özgürlüğünün gelişmesine katkı koyduğunu da belirtti. Din kullanılarak yapılan şiddetin sınır ötesi ilişkilerin geliştirilmesiyle engellenebileceğini kaydeden Bielefeld, adada yapılacak toplantılarla amaçlarının adada dinler arası ilişkilerin gelişiminden esinlenerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yetkililere ulaşmak ve tecrübelerini paylaşmaya yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Özel raportörün toplantının sonucuyla ilgili 8 Ekim Perşembe günü Ara bölgedeki dayanışma evinde basın toplantısı düzenleyeceği, toplantının saat 18'de başlayacağı kaydedildi. Bielefeld'in bugün dayanışma evinde yer alacak Kıbrıs'ta insan haklarıyla ilgili dinler arası yuvarlak masa toplantısına katılacağı ve adada en üst düzeydeki din adamları ile İsveç'in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği'nin ikametgahında bir araya geleceği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeld'in ayrıca yarın Ara bölgedeki Chateau Statu restoranda sınır ötesi ilişkilerle güven inşa etmek, Kıbrıs ve farklı bölgelerdeki tecrübeler konulu konferans vereceği, konferansın saat 19.30'da başlayacağı kaydedildi.